380 bin kişilik nüfusuyla İzlanda, kadınların oy verme hakkını 1915 yılında tanıdı. Dünya üzerinde ilk kadın cumhurbaşkanı yaklaşık 40 yıl önce burada seçildi. Bunu kızlarımız için yaptım. Ülkede eşit ücreti ve cömert ebeveynlik izinlerini güvence altına alan bir yasa mevcut. Evde kalan baba olmayı çok istiyordum. 1975 yılında bir feminist grev ülkeyi felç etti. Kadınlar durursa dünya durur. İzlanda toplumsal cinsiyet eşitliğinde lider. Yine de hiçbir şeyi hafife almamak gerekiyor. Daha çok yol almalıyız. İzlanda gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliği açısından rol model mi? İzlanda'da toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi okul öncesinde başlıyor. 1980'li yıllarda Margaret Olavsdottir tüm dünyada çığır açan Shatley modelini geliştirdi. Shatley, tabuları yıkmak demek. Kreş ve ilkokullarda öğretmen olarak çalıştığı sırada yaptığı gözlemler sonucu bu fikir ortaya çıkmış. Her nedense oğlanlar gereğinden fazla alan kaplıyordu. Kızlarsa geride duruyor ve daha çok tereddüt ediyorlardı. Neler oluyor diye düşündüm. Sonra bir farkındalık yaşadım. Ne kızlarımın geri çekilmesi onların suçu, ne de oğlanların istediğimden daha fazla yer kaplaması. Yanlış olan çerçevenin kendisi. Margaret, öğrencilerin bahsettiği çerçevenin dışına çıkabilmesini sağlayabilmek için bir okul açmaya karar vermiş. Bu okulda kızlar ve oğlanlar günün bazı bölümlerinde ayrılıyor. Bir grubun yaptığı faaliyetler ayrım gözetmeksizin diğer grupça da gerçekleştiriliyor. Burada futbol sadece erkeklere özgü olmadığı gibi kendilerinin ve başkalarının ihtiyaçlarını gözetenler sadece kızlar değil. Hepsinden birer tane. Önce bundan, sonra ondan. Tamam. Ya sen? Sen renklerini seçtin mi? Bu parmağı. Diğer renk ise baş parmağı. Thorvaldur, kom til hinga, kæri vinur, leiða vin. Jensina, İzlanda'da bu yöntemle eğitim veren 17 okuldan birinin müdürü. Oğlanlar oyun alanının tamamını kullanırken kızların köşede kaldıklarını fark etmiş. Bu yüzden alanı basit bir yolla iki eşit parçaya bölmüş. Oğlanlar kendi alanlarının ellerinden alındığını düşündükleri için bize geldi. Kızlarsa oraya gidebilir miyiz diye sordu. Yani onlara verdiğimiz alanı kullanmak için izin istediler. Biz de oğlanlara daha adil olmayı, kızlara ise alanı kullanmayı öğretmeye karar verdik. Günün sonunda yeniden bir araya gelen çocuklar, birlikte oynama konusunda bir zorluk yaşamıyor. Shatley metodu başta sorgulansa da, 2007 yılında Margaret'in yönetimi, eğitim alanında getirdiği yenilikler ve ulaştığı başarılı akademik sonuçlar sebebiyle İzlanda hükümetinin takdirini kazandı. Muhtemelen İzlanda'da uyguladığı yöntemleri araştırmalara dayandıran tek okul ve anaokuluyuz. Buraya gelen çocukların büyüdüklerinde toplumsal cinsiyet rolleri açısından daha açık fikirli olduklarını gördük. Üstelik derslerinde de daha başarılılar. Açık fikirli ve toplumsal cinsiyet konusunda daha az ön yargılı çocuklardan çocuk sahibi olmanın kariyerlerini etkilemediği annelere. Başkent Reykjavik'ten bir saat uzaklıkta bulunan Selfoss'a doğru yola çıkıyoruz.
Çocuklar için ev yapımı harika pankekler yapıyorum. Mutfakta ne yaptığımı fark ettikleri anda seslerini duyuyorsun. David yemek yaparken partneri Astros'ta aile hayatı, iş yaşamı ve siyasi sorumlulukları arasında koşturarak geçirdiği yaşamını sosyal medyada paylaşıyor. Neredeyse Aralık 2017'den beri ard arda çocuk doğuruyorum. Bu beni yerel seçimlerde aday olmak gibi önemli gördüğüm şeyleri yapmaktan alıkoymadı. En küçük oğlu doğar doğmaz ebeveynlik izinlerini paylaşmışlar. Böylece Astros yerel seçim kampanyasını yürütebilmiş. Bu durum çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme fırsatı yakaladığına memnun olan David açısından sorun olmamış. Evde kalan baba olmayı çok istiyordum. Her çocuğun doğduğunda anne babasıyla geçirebileceği bir yıla hakkı var. 6 ay anne, 6 ay baba olarak bölebiliyorsunuz. 2021 yılında ebeveynlik izni 10 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu sürenin 6 haftası da eşler arası aktarılabiliyor. Amerika'da yaşayan bazı arkadaşlarım bize imreniyor. Bunu anlayabiliyorum. Evde kalalım diye maaş alıyoruz ama aldığımız aslında kazandığımızın çok uzağında. Ödenekler bir ebeveynin ortalama maaşının yaklaşık %80'i kadar ve aylık 4200 euroyu geçemiyor. Bu pek çok Avrupalıyı kıskandırabilecek bir durum. Ama toplumun beklentileri hızla değişti. İzlandalılar artık yönetenlerden daha fazla esneklik talep ediyor. Ebeveynler için daha çok seçeneğe ihtiyacımız var. Kreş, anaokulu ya da evde kalıp ebeveyn parası almak. Bir ebeveyn olarak bunlardan istediğiniz birini seçebilmelisiniz. Astros ve Merkez Sağ Partisi 3 yıl ücretli ebeveynlik izni için kampanya yürütüyor. İzlanda'da kadınların siyasete dahil olmasının tarihi çok eskilere dayanıyor. 24 Ekim 1975'te ülkede ilk feminist grev örgütlendi. Bu toplumsal bir depreme yol açtı. Kadınların %90'ı daha fazla hakka sahip olmak için hem hane içinde hem de dışında iş bıraktı. Bu durum tüm ülkeyi durma noktasına getirdi. Sigridur Duna onlardan biriydi. Grev sırasında 23 yaşındaydı. Ülkenin kuzeydoğusundaki gösterilerden birine katılmıştı. O güne dair anıları hala taze. Protesto gösterisinin ardından eve dönerken sokakların yanık et koktuğunu net bir biçimde hatırlıyorum. Neden mi? Çünkü erkekler yemek yapmaya çalışıyordu. Bu benzersiz grev dünyanın dört bir yanında manşetleri süsledi ve çok sayıda yeni düzenlemenin yasalaşmasını sağladı. O zamana kadar mevcut olmayan hamileliğin gönüllü bir şekilde sonlandırılabilmesi hakkı bunlardan sadece biri. Bununla birlikte çocuk bakımının önemine de dikkat çekildi. Kadınların çalışabilmesini sağlamak içinse kreşlere ihtiyaç vardı. Grevden sonra Kadınların Listesi adındaki ilk feminist siyasi partinin kurucularından biri de bu antropoloji profesörüydü. 1983 yılında Kadınların Listesi'nden milletvekili seçilerek dünya çapında dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Üçümüz meclise seçildik. Kriston, Gudrun ve ben. Bu Danimarka gazetesinin manşetinde İzlandalı kadınlar mucize gerçekleştirdi yazıyor. Feminist fikirlere sahip bir parti dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir başarı kazanmamıştı. Denemeler oldu ama başarısız oldular. Sadece İzlanda'da başarılı oldu. Sigridur'a göre bu başarının arkasında ülkenin tarihi var. Kadınlar 150 yıldır erkekler balık tutmak için denize açıldığında evi çekip çeviriyor. Bir diğer sebebin ise ülkenin görece az olan nüfusu olduğu düşünülüyor. Muhtemelen okulunuzda ya da ailede feminist hareketin parçası olan birileri vardı. Bu da sizi bu fikirlere karşı daha duyarlı hale getirdi. Son atılım 2018 yılında yasalaşan eşit ücret kanunu oldu. O günden bu yana kadınların ayrımcılığa uğradığını ispatlaması gerekmiyor. Bunun yerine işverenin kadınlara karşı ayrımcılık yapmadığını ispatlaması gerekiyor. Bu öncü model İzlanda'nın son 12 yıldır toplumsal cinsiyet eşitliği dünya sıralamasında başı çekmesini sağlıyor.
Ancak profesöre göre ortada kutlama yapmayı gerektirecek bir durum yok. Sıralamada birinci olmak çok iyi olduğumuz anlamına gelmiyor. Diğer ülkeler çok kötü. Çok şey başardığımız doğru, ancak mevzuatın yürürlükte olması ayrı, uygulanması ayrı. Hala yürüyecek uzun bir yolumuz var ama toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak konusunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hayat İzlanda'da bile mükemmel değil. Ülkedeki kadınların %22'si aile içi şiddet mağduru olduğunu söylüyor. Bazen bana soruyorlar, İzlanda gibi eşitlik cenneti bir ülkede erkek şiddeti nasıl hala var olabiliyor? Olası cevapsa şu, burası bir toplumsal cinsiyet eşitliği cenneti değil. Sigfiladur, şiddetten kaçan kadınların kaldığı bir sığınma evinin yöneticisi. Avrupa'nın en eskilerinden olan bu sığınma evi 1982 yılında kuruldu. Bence uzaklaştırma kararı çıkarma konusunda iyi yasalara sahibiz. Uygulaması çok basit. Ama uygulanmıyorlar. Bence İzlanda'nın en büyük problemi bu. Merhaba Sonya, nasılsın? Seni görmek ne güzel. Bir süredir görüşemedik. Evet, Eylül'den beri. Sonya, iki çocuğuyla birlikte sığınma evinde yaşamış bir şiddet mağduru. Kadınlar burada bir yıla kadar yaşayabiliyor. Sana daireleri göstermemi ister misin? Tabii, lütfen. Bu dairelerin fiyatları piyasa ortalamasının yarısı. Sonya burada bir süre ücretsiz kaldı. Ancak bu süre birkaç haftayla sınırlıydı. Hayatındaki her şeyi değiştiren bir ara. Bu gerçekten hayatımı kurtardı. İstismarcınızla bağlarınızı koparmanıza yardım ediyor. 18 yıl boyunca kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kalmış. İstismarın mahkemeler tarafından hafife alındığı görüşünde. Eski kocam 9 yıl hapis cezası aldı ama 3 ay sonra serbest kaldı. Eğer sokakta bir yabancı, eski sevgilimin bana kendi evimde saldırdığı gibi saldırsaydı, saldırgan muhtemelen cinayete teşebbüsten yargılanırdı. Çünkü beni çok kötü dövdü. Sadece tekme yumrukla da değil. Bana cam şişeyle vurdu ve beni daireden kovmadan önce balkondan atmakla tehdit etti. Bence bunun adı cinayete teşebbüstür, başka bir şey değil. Sonya, çığır açan bir uygulamadan yararlanabildiği için kendini şanslı hissediyor. Polis artık evlere girebiliyor. Eşleri ayırmak ve mağduru yönlendirmek için 24 saatlik bir süreye sahip. Bu 24 saatlik zaman diliminde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda eğitimli müfettişlerin yanı sıra sosyal hizmet uzmanları ve çocuk koruma görevlileri de evi ziyaret etmek zorunda. Amaç, istismarcının kurbanı yeniden ağına düşürmesini engellemek ve bu olasılığı tamamen ortadan kaldırmak. Bu tedbir önce polis teşkilatında çalışmaya başlayan eski bir avukat tarafından yerel ölçekte uygulamaya kondu. Sekreter Björk, 2 yıl önce Ulusal Polis Teşkilatı'nın başına getirildi. Günde tecavüz ya da ev içi şiddet konulu 7 ihbar alıyoruz. Bu yılın ilk 3 ayına kıyasla neredeyse %19'luk bir artışa tekabül ediyor. Ona göre artan sayılar paradoksal bir şekilde aslında son 10 yıldaki farkındalık kampanyalarının başarısından kaynaklanıyor. Tüm şikayetlerin davayla sonuçlanması ve kadınlara süreç boyunca davalarıyla ilgilenen bir kişinin atanması için uğraşıyor. Dosyanızı bulmak için bir karakolu arayıp bilgi almak için oradan oraya savrulmanız gerek. Bize gelenleri dinleyerek işleri doğru yapmaya ve insanlara doğru bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Onları dinleyerek işleri daha iyi hale getirebiliriz. Haziran 2022'de şiddet mağduru kadınların boşanmasını kolaylaştıran bir yasa yürürlüğe girdi. İzlanda rol model olarak gösterilse bile bu küçük ada hala kadın hakları konusunda mükemmelin uzağında olduğunu düşünüyor.